Merhabalar, uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Değişik bir uşak yapacağız. Çok güzel. Atıyorsunuz atıyorsunuz geri geliyor. Ayrıca şuradaki arka kısımlarında bu büktüğümüz kısımların bir tanesini indirdiğimizde attıktan sonra indirdiğimiz yerin tersine doğru dönüyor. Çok keyifli. Eğer bunu iki taraf iki katlamayı da kaldırdığımızda ve bunu şu şekilde fırlattığımızda da bize geri geliyor. Bu şekilde fırlatırsanız da tatlı atıyor. Harika bir uçak. Ben çok beğendim. Şimdi nasıl yapıldığından bahsedelim. Biraz uğraştıracak ama çok da zor değil. Öncelikle bunun için yine bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Ama bu sefer kare yapmıyoruz. A4 kağıdımızı ikiye katlayalım. Aynı zamanda uçakla arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Çünkü hani uçağı onlara doğru atsanız bile kesinlikle onların üstüne gitmeyecek, size geri gelecektir. Ama şu şekilde atmanız gerekecek. Böyle atarsanız size mutlaka geri gelecektir. Nasıl attığımı da videonun sonunda sizlerle paylaşırım. Katladık. Açıyoruz. Standart uçakları yaptığımız gibi şu kenarı ortadaki katlama çizgimize getirelim. Ben bu uçağın adını Aviation koydum. Şimdi bu kenarımızı da ortadaki katlama çizgisine getirelim. Şimdi cephelerimizden birazcık yardım alacağız. 3,5 santimetrelik bir nokta çiziyorum. Ve şu ucu buradaki noktaya getiriyorum. Katlayalım. Bunları da 2,5 santimetre kadar oluyor. Keskinleştirdim. Daha sonra şu kenarı ortadaki katlama çizgimize doğru büküyoruz. Aynı şekilde bu kenarı da ortadaki katlama çizgimize doğru bükelim. Rüzgarlı havalarda uçurduğunuz zaman da ayrıca ekstra havada kalıyor. Ben çok keyif aldım. O yüzden de sizinle paylaşıyorum. Evet, bu aşamadan sonra şu kısmı bu tarafa doğru katlıyoruz. Aldım ve katladım. Şöyle bir elimi kilitlemiş bulundum. Şimdi burayı da buraya doğru katlayacağız fakat ortadaki kısım yaklaşık 2 santimetre kadar olacak. Şöyle 2 santimetrelik bakın çizdim ve şu köşemizi şu çizdiğim çizgiye doğru katlıyorum. Keskinleştirdim. Evet. Daha sonra kağıdımızı şu şekilde ikiye katladım. Ve şöyle duracak şekilde de konumlandım. Burada şuna dikkat edeceğiz. Şurada bir yarım santimetrelik nokta çizelim. Şuradan şuraya bir yarım santimetrelik nokta çiziyorum. Yarım santimetrelik bir nokta çizdim. Şuradan şuraya 1 santimetrelik yaklaşık bir nokta çiziyorum. Ve bu noktadan katlayacak şekilde şu çizginin de şu nokta üzerine gelmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi katlamam gerçekleşti. Diğer kanadı yapmak çok daha kolay olacak. Ters çevirdim. Bu şekilde. Ve şu köşemizi şu köşeyle birleştirmem yeterli. Zaten direkt işte olacaktır.
harika. Şimdi şuradan 1 cm'lik çizgi düşünelim. Şöyle bir nokta koydum ve bunu bu hizadan kaplıyorum. Harika. Aynı şekilde burayı da kaplayacağım. Da yaklaşık 1 santimetre oldu. Şu kısım orta noktasından yukarı doğru 1 santimetrelik yine bir ölçü alıyoruz. Ve yani ben en kolay çizim yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. 1 santimetrelik ölçü aldıktan sonra şöyle bir daire göz kararı onun hemen altından çizmeniz gerekecek. Bakın 1 cm hafif altından çizdim. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Şöyle bakıyorum. Orta noktam burası. Ve yukarı doğru 1 cm. Ve o 1 cm'nin biraz altından şu şekilde bir çizim. Eğri çiziyorum desek daha doğru olur. Evet. Şimdi artık bunları kaplayacağız. Ne tarafa doğru? Yukarı doğru kaplıyoruz. Dediğim gibi bunlardan herhangi birini indirirseniz bunun ters yöne doğru uçtuğunu göreceksiniz. Bu şekilde atarsanız takla atan bir uçağınız olacak. Şu şekilde tutup fırlattığınızda da uçağınız size geri gelecektir. Bir de fırlatırken şuradan hava almazsa daha iyi olur. İsterseniz bunu bantlayabilirsiniz. Bantlamadan da gayet güzel ilerliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evcil uçağınıza isim vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.